trenden Ankara istasyonuna sırtında bir heybe, beyaz seyrek sakallı, 70 yaşlarında Uşaklı bir köylü indi. Rastladığı ilk üniformalıya "Gazi Paşa'yı görmek istiyorum" dedi. Adam demir yolcuydu. Direksiyon binasını gösterdi. Şu binaya gelir, herkesle konuşurdu. Ama şimdi Cumhurbaşkanı. Gelir mi, konuşur mu, konuştururlar mı bilmem. Zorlukla özel kalem müdürü Hayati Bey'in yanına girdi. Neden geldiğini kısaca anlattı. Hayati Bey bu Yaman köylüyü Gazi ile konuşturmaya karar verdi. Bir de kahve ikram etti. Gazi öğleden sonra geldi, bekleyen çoktu. Hayati Bey hepsini atlatıp yaşlı köylüyü içeri soktu. Gazi köylüyü ayakta karşıladı, oturttu. "Buyur Nuri Efendi." "Teşekkür ederim Gazi Paşam. Ben Uşak'ın Kalfa köyündenim. Babamdan helva ile haşhaş yağı imalathanesi kaldı. Askerliğimi İstanbul'da yaptım. Gözümü, kulağımı açtım. İstanbul'da çok şey öğrendim. Avrupa'dan mektup zarfı içinde pancar tohumu getirttim. Bu tohumları köyümdeki toprağıma ektim. Pancar elde ettim. Pancarları rendeleyip kaynattım. Pekmez yaptım. Şeker elde ettim. Onunla köpük helvası imal ettim. Pancardan şeker yapabileceğimize inandım. Mehmet Hacim Bey'in önderliğinde 51 kişi birleştik. Terakki Ziraat Anonim Şirketi'ni kurduk. 600 bin lira sermayemiz var. Paşam bize el ver. Şeker fabrikamızı kuralım. Köylü ister pancar yetiştirir, ister fabrikada çalışır. Karnı doyar, yüzü güler. Biz de belki biraz para ve sevap kazanırız. Uşak şenlenir. El verir misin? Cumhurbaşkanı yerinden fırladı. Nuri Efendi'yi sevgiyle, saygıyla kucakladı. Hepiniz var olun. Türkiye'yi bu azim, bu istek, bu şevk kurtaracak. Ben seni şimdi bir yaverle başbakana göndereceğim. O da seni bir iki bakan ile konuşturur. Hepsine bana anlattıklarını iyice anlat. Bir sorun olursa aldırma, bana gel. Kapım her zaman sana açık olacaktır. Nuri Efendi yanaklarından öptü. Heybeli köylü, Türkiye'nin ilk şeker fabrikası kurucularından ünlü Nuri Şeker olacaktı. Der Gazi Mustafa Kemal yeni bir yurt gezisinde. Kayseri'yi şereflendiriyorlar. Vatandaşın dertlerini dinlemek, onlara yeni yeni hamleler için hız vermek onun en büyük zevklerinden biriydi. Daima halk için, daima halkla beraber. En büyük Mustafa Kemaller arasında. Yurt gezisine devam eden büyük kurtarıcı, Kayseri'den sonra Sivas'a şeref verdiler. 1919 senesinde, dağ başını duman almış marşını söyleye söyleye vatanı kurtarmak için çareler aradığı bu vatan köşesinde, şimdi de buraları kalkındırmak için dolaşıyordu. Herkesi dinlemek, dertlerin neler olduğunu öğrenmek, ondan sonra da dertlere derman olmak onun gayesiydi. İşte Sivas köylerinde memleketin efendisi köylünün dertlerini dinliyorlar. Her şeyde, her konuda olduğu gibi köy ve köycülük konusunda da söyleyecekleri vardı onun. Türkiye ileri bir ziraat memleketi olacak diyordu. Yolunun üstüne çıkan dertli bir vatandaşın büyük kurtarıcıya sunduğu istidayı sonuna kadar okuyorlar. O vatandaşın istediği haklı bir şeyse mutlaka arzusu yerine getirilecektir. Gazi Mustafa Kemal, halkla sohbeti nerede olursa olsun kabul ederlerdi. İşte istasyonda trenin hareketini beklerlerken kendilerini uğurlamaya gelen vatandaşlarla sohbet ediyorlar.
başka bir vatan parçasına ümit, neşe ve sevinç götürüyorlar. Bir din adamının dertlerini dinliyorlar. Allah yolunun irticaya dönmemesi için ona da gerekli direktiflerini veriyorlar. Hattı müdafaa yoktur, batı müdafaa vardır. Ve o batı bütün vatandır demişti Mustafa Kemal. Müdafaa edip kurtardığı o vatan sathında başka bir savaşın kumandanlığını yapıyor Büyük Önder. İlim götürüyor, ışık götürüyor her gittiği yere. Tarih boyunca vakarla yaşamış bir milletin layık olduğu ileri medeniyete kavuşması için hız götürüyor, inanç götürüyor o büyük insan. Onu görmek, onu görebilmek her Türk için bir saadetti. Her gittiği yerde, her yaşta insan o güneşten ışık alabilmek için çırpınıyor, onu gördüm diyebilmenin gururunu tatmaya çalışıyordu. Etrafındaki sevgi ailesinden büyük zevk alan Gazi Mustafa Kemal de kendi milletinin arasında olabilmenin saadeti içindeydi. Vapurda yolculuk devam ederken Recep Bey mutlu bir hadiseyi müjdeliyordu Büyük Önder'e. Milletçe girişilen kalkınma savaşında bir merhale daha kat edilmiş, yurdun bir güzel şehrine daha tren vasıl olmuştu. Malatya'ya varan demir yolunun sefere açıldığının haberiydi bu. Bu yetmez diyordu Mustafa Kemal. Yurdun her köşesi demir ağlarla örülmeli. Vatan semalarına doğru fabrika bacaları yükselmeli. Daha çok, daha hızlı, daha dilgili çalışmalı. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur.